Prensesin yemeğini getirdim. Sağ ol. Nigar kahve. Durumu nedir? Ağrı var. Uyuyor. Ama daha iyi. Hususi çorba yaptırdım. Terbiyeli paça çorbası. Ağrıyı sızıyı alır. Kemiklere iyi gelir. Güç verir. Şifa niyetine mutlaka yedir. Niga. Çok teşekkürler. Sen çok iyisin. Sultanım. Ne yaptın sen? Kim sana söyledi zehirle diye? Bana yine ihanet mi ettin? Sultanım, veba bulaşmaz diye korktum. Kesin bir hal çaresi bulmak istemiştim. Kimi kandırıyorsun sen? Baştan beri oyun oynadın bana. İbrahim'le birlik oldun. Sultanım, kimseyle birlik olmadım. Ben sizin iyiliğiniz için yaptım. Yalancı. Ben yanarsam, sen de yanarsın. Şimdi git bu pisliği temizle. İkisini de yok et. Hiçbir iz kalmayacak. Yakalanırsan inkar ederim. Güle de şahidim. Senin zehirlediğini söylerim. Ya ne duruyorsun? Duymadın mı sultanımızı? Sen bu işe bulaşma Gülen. Git kurtar kendini. Ben yandım nasılsa. Bari sen yan. Ben de seni akıllı bir hatun bilirdim. Gözün ne boyadı böyle? Kellen gidecek haberin yok. Biri koskoca paşa. Paşa. Öbürü şehzadelerin annesi sultan.
aklını başına devşir. Onlara bir şey olmaz. Arada biz yanarız. Paşamız korur beni. Ya ne koruması? Daha dün yollamadım seni. Sultanımız korumadı mı seni? Unuttun mu? Paşamızla aranızda ne geçti bilmem. Bilmek de istemem. Beni ilgilendirmez. Lakin burnuma çok kötü kokular geldi kesin. Ne malum paşamızın senden de kurtulmak istemediği. Ha? Ağam. Sümla. Hayırdır? Nereye? Prensese bakacaktım. Sen ne yapıyorsun gecenin bu vakti burada? Karnım çok acıkmıştı. Mutfağa gittim ama kapalı. Şeker Ağa da gitmiş. Ay yavrum. Yazık sana. Ha. İçim ezildi ağam. Zahmet olmazsa bana yiyecek bir şeyler verebilir misiniz? Ben seni aç bırakır mıyım hiç? Sen burada bekle, ben prensese bakıp geleceğim. Ne olur bekletmeyin beni ağam. Zaten zar zor çıktım. Hürrem Sultan uyanır maazallah. İyi madem. Gel benle, benim yemişlerimden olacaktı bakarız. Ne yaptınız? Kurtuldunuz mu bu beladan? Sultanım, ancak çamaşırhaneye kadar taşıdık onları. Olmaz, orada olmaz. Bulurlar onları. Haremden çıkarıp denize atın. Koyun çuvalı, atın balıkları. Şimdi olmaz sultanım. Kapıya varmadan bostancılar kıskıvrak yakalar bizi vallahi. Sonra maazallah. Olacakları ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ne yapacağız? Sultanım, bekleyeceğiz mecbur.
lakin bilmeniz gereken çok mühim bir şey var. Yoksa gördüler mi sizi? Prenses yaşıyor. Prenses Isabella. Ne hale gelmişsiniz? Ne olacak bu işin sonu? Ey Allah'ım, sen bizi koru. Sakin ol. Beni de telaşlandırıyorsun. Sana gitmeni söylemiştim. Hatta yardım ettim sana. Ama beni dinlemedin. Beni aldattın. O küçük aklınla oyun oynadın bana. Gördün mü neler oldu senin akılsızlığın yüzünden? Bak. Ona da yazık ettin. Süleyman'a aşık. Onun için savaşmak istiyorum. Savaştık. Bitti. Ben kazandım. Sen de onun gibi öleceksin. Thank you.
Hoşça kal prenses. İkisini de yok edin. Koyun bir çuvala. Atın denize. Sultanım, prenses yaşıyor. Gülşah neredesin? Gel yardım et. Sultanım, prenses kayıp. Nasıl kayıp? Odasında yok. Eşyaları toplanmış. Çıktığını gören duyan olmamış. Nasıl olur? Kuş olup uçmadı ya. Bir yerdedir. Sultanım. Dün gece Nigar'la Gülay'ı çamaşırhanenin önünde gördüm. Şüpheli bir halleri vardı. Ne yapacağız? Bu beladan nasıl kurtulacağız diye konuşuyorlardı. Bence kesin prensese bir şey yaptılar. Belki de çamaşırhaneye kapattılar. Demek öyle. Gel benimle. Ortalık ayağa kalktı, siz uyuyorsunuz. Hayırdır Daye Hatun? Ne oldu? Biz her gün bu vakit kalkıyoruz. Doğru vallahi. Ne oldu ki? Prenses kayboldu. Ah. Eğlenme bizimle Daye Hatun. Ne kaybolması? Olur mu hiç? Daye Hatun. Ne anlatıyor bunlar? Ne yalanlar söylüyorlar? Suçlarını inkar mı ediyorlar? Gülşah görmüş bunları. Çamaşırhanenin önündelermiş gecenin bir vakti. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız bu beladan diye konuşuyorlarmış. Ne yapıyordunuz orada? Prensesi oraya kapattılar belli ki. Cevap versenize. Vallahi öyle bir şey yok Daye Hatun. Gece rahatsız oldum. Çok terlemişim. Çarşafımı değiştirmeye gittim. Gülağa da su içmek için kalkmış. Görünce yardım etti. Sonra sohbet ettik biraz. Neler uyduruyorsun sen Gülşah? Ne uydurması? Gözlerimle gördüm Daye Hatun. Vallahi biz bir şey yapmadık. Şimdi anlarız. Daye Hatun, çamaşırhanenin kapısını açtır. Siz de geliyorsunuz. Gitme. Kır şu kapıyı. Daya Hatun. Sana ne diyorsam onu yap. Sen dur. Nereye sakladınız onu? Prenses nerede?
Görmedik sultanım. Bakın yok. Vallahi bizim alakamız yok sultanım. Siz kimi kandırıyorsunuz? Hürrem emir verdi. Siz de yok ettiniz değil mi? Nerede şu prenses? Ne oldu Nilüfer? Bir şey öğrendin mi? Maydevran. Ne haber getirecekti sana Nilüfer? Yoksa prensesle mi alakalı? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun sen? Haberin yok mu? Prenses gitmiş. Hiçbir yerde bulamıyorlarmış. Hı? Nasıl? Nereye gitmiş? Bunu ancak sen bilebilirsin. Bir de sadık bendelerin. Ne diyorsun sen? Adım kadar eminim. Ona bir şey yaptınız. Belki de öldürdünüz zavallıyı. Yok böyle bir şey. Hayal kurma boş yere. Sana söylemiştim. Çok büyük bir hata yapacaksın diye. Al işte. Başın büyük belada. Saçmalama. Ben hata falan yapmadım. Çık dışarı. Gözlerinin önündeki kadına sahip çıkamadılar. İçeriden yardım almadan kaçması mümkün değil validem. Her şeyi de kitabına uydurmuşlar. Hiçbir iz yok. Ne malum kaçtı? Belki de öldürmüştür. O kadar ileri gidebileceğini düşünüyor musunuz gerçekten? Hürrem bu. İstediğini elde etmek için her şeyi yapar. Eğer Hürrem'in işi ise buna ispat edin dahi. O vakit kimse alamaz onu elimden. Validem, sultanım. Duydun mu olanları? Duydum validem. Hürrem yaptı bunu. Malum, prensesin yegane düşmanı o. Lafla olmaz Mahidevran. Bu söylediklerini kanıtlayacak bir şey var mı elinde? Yok. Lakin az evvel Hürrem'le konuştum. Gözlerine bakmanız yeterli. Nasıl kibirli.